Herkese merhaba, ben Renginer Fikre Doba. Bugün size protez tırnakta jel sisteminde kaç farklı şekilde tırnak oluşturabiliriz, bunlardan bahsedeceğim. Tırnak oluşturma deyince akla ilk gelen malzeme şablon. Kağıt şablonlarımız sticker formunda ve tırnağın serbest kenarının altına yerleştiriliyor ve protez tırnak bu şekilde oluşturuluyor. Hemen şöyle şablonumuzu yerleştirelim. Doğal tırnağın altına şablonumuzu yerleştirip sabitliyoruz ve daha sonrasında üzerini jel kaplayarak protez tırnak oluşturabilirsiniz. En çok bilinen yöntemlerden bir tanesidir. İkinci sistem ise hepinizin yakından tanıdığı tipsler. Tipsler ilk protez tırnak yaygınlaştığından beri çok kullanılıyor, çok tercih ediliyor ama avantajları ve dezavantajlarını birazdan konuşacağız. Tipsler de şöyle yarım ay şeklinde yarım tırnaklar, yine doğal tırnağın üzerine tırnak yapıştırıcısı kullanılarak yapıştırılıyor ve üzeri daha sonrasında jelle kaplanıyor. Peki dezavantajlarına geldiğimizde neler söyleyebiliriz? Tip sistemi tırnak yüzeyine, tırnak serbest kenar ucuna şöyle yapıştırıcıyla sabitleniyor ve bu yapıştırıcı herhangi bir esnemede çok hızlı bir şekilde tırnaktan ayrılıyor ve tırnakla tips arasında boşluk oluyor. Oluşan boşluk su da aldıktan sonra mantar oluşumuna sebebiyet verebiliyor. O yüzden yapıştırıcı ve plastik tips ikilisi bu aralar biraz daha popülerliğini kaybetti. Üçüncü sistemimiz kapsül tırnaklar. Kapsül tırnaklar aslında tipsin gelişmiş yöntemi diyebiliriz. Kapsül tırnaklarda yine tips benzeri jel tipsler kullanıyoruz. Bakın buradakiler plastikti, eski tipsler. Bunlar jel tips ve çok rahat esneyebiliyorlar. Yani tırnağa uyum sağlayabiliyorlar. Esnekliğine şöyle bakabilirsiniz. Ve yarım değil, bütün şekilde tasarlandılar. Tırnak yüzeyinde çok dibe gelmeden tırnağa uygun olan tips yapıştırılıyor ve yapıştırılırken normal, bu yapıştırıcı değil, protez tırnakta kullandığımız rubber bazları kullanıyoruz. Bazlar sayesinde tırnağa çok daha rahat bir şekilde yapışabiliyor ve esneklik de kazanmış oluyor. Dördüncü sistemimiz üst tipsler. Yine bir tips ile karşınızdayız. Yalnız bu tips diğerleri gibi tırnak yüzeyinde kalmıyor. Üst tipsler yalnızca tırnakta protezi oluştururken kalıp olarak kullanılıyorlar. Kalıpların içerisini jelle dolduruyoruz ve daha sonrasında tırnağa yerleştirip kurutuyoruz. Sonrasında bu kalıp sistemini buradan kaldırdıktan sonra tırnağımızı oluşturmuş oluyor. Üst tips de yine şu an çok popüler olan sistemlerden bir tanesi. Ben de severek uyguluyorum.